Merhaba, bu eğitim filmimizde de AutoCAD'de alan hesabına devam ediyoruz. Alan hesabını önceki eğitim filmimizde görmüştük. Düz olarak bir kare veya dikdörtgende alanları nasıl hesaplıyoruz onu incelemiştik. Şimdi şu ekranda gördüğünüz gibi iki tane karemiz var, iç içe geçmiş ve şurada bir alanımız var. Bunun şu dışta, şunun haricinde olan yerleri hesaplayacağız. Hemen araya diyoruz, alan hesaplamaya giriyoruz. Veya AA Enter'da diyebiliriz. Alan hesaplamayı girdikten sonra bakın birbirine ekleyeceğiz biz buradan. Object ise yani bir objemiz varsa object diyebiliriz. Ekleme yapacaksak add diyeceğiz. Çıkartma yapacaksak subtract diyeceğiz. Şimdi ekleme yapmak istiyoruz. O yüzden A Enter diyoruz. Şimdi nokta nokta mı ekleyeceğiz yoksa obje mi? Bizim iki tane objemiz var polyline çizdiğimiz için. O yüzden obje ekleyebiliriz. O Enter dedik. Nedir objemiz? Şurasıdır. Hemen bakın yeşil oldu. Eklemek istediğimiz diğer objemiz ne? Şurası. İkisini seçtikten sonra başka objemiz kalmadı eklemek istediğimiz. Enter diyerek devam ediyoruz. Şimdi objemizin alanını gösterdi ama biz şimdi şu alanı 25'lik bölümü çıkartmak istiyoruz. O yüzden subtract diyeceğiz. S Enter diyeceğiz ve objemi çizgimi obje diyoruz. Burada da çünkü polyline ile çizdik. Obje dedik. Şurayı çıkartmak istiyoruz. Ve Enter dediğimizde toplam alanı şurada görebiliyoruz. Bakın 4375 mm kare. Nasıl yaptık? Tekrar inceleyelim isterseniz. Tamamen çıktım. Hem tekrar olur. Kaçırdığınız noktalar varsa. A Enter diyerek başlıyoruz. Birbirine eklemek istiyoruz kareleri. O yüzden A Enter diyoruz. Ve obje olarak eklemek istiyoruz. İster buradan seçeriz. Biz ister klavyeden O Enter dediğimizde de alır. Objemiz birincisi bu. İkincisi de bu. Devam ediyoruz. Bakın toplam alanı şu an verdi. 5000 milimetre kare. Ama biz nedir? Şu alanı, ortak alanı çıkartmak istiyoruz. O yüzden Enter diyerek devam ediyoruz. Obje seçmek istiyorsak O Enter diyeceğiz. Çıkartmak istiyorsak Subtract diyeceğiz. S Enter yani. Neyi çıkartacağız? Objeyi çıkartacağız. O Enter diyeceğiz o yüzden. Ve şuna tıkladığımızda alanı çıkarıp şu koyu yeşil olan şu iki alanın toplam alanını bize burada gösterir. 4375 milimetre kare. Bakın alan hesaplama çok kolaydır. Öncelikle ne yapmamız gerektiğini bileceğiz. Ondan sonra zaten program komutu bizi yönlendirir.